Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 30 Kasım günlerden pazartesi, haftanın ilk işlem günü ama ayın son günü. Artık yarından itibaren Aralık ayına merhaba diyeceğiz ki acaba Noel rallisi olur mu şeklinde yorumlar da var. Bir taraftan yılbaşı rallisi olacak mı olmayacak mı? Sadece Türkiye borsası veya TL varlıkları için değil, genel olarak dünyanın tamamı için merak edilen konulardan bir tanesi. Bir taraftan birazdan ABD piyasalarına da bakacağız. Çünkü orada da cuma günü yarım gün olmasına rağmen yeni rekorlar vardı en azından Nasdaq'ta. Piyasalar açılmadan önce nelere bakacağız, hemen bir bakalım. Şimdi bugün gayri safi yurt içi hasıla verisi gelecek. Türkiye'de Bloomberg HT Araştırma Departmanı'nın yapmış olduğu ankette %5,5'luk bir büyüme beklentisi çıktığını söyleyelim. Medyan olarak 3. çeyrekte büyüme verileri gelecek. Şimdi şöyle bir bakalım, aslında çeyrek büyüme 3. çeyrekte %14 olması bekleniyor şeklinde yorumlar da var. Bloomberg anketine katılan 14 ekonomistin medyan beklentisine baktığımızda bir önceki yıla göre %4,8'lik bir büyüme beklentisi var. Bir önceki çeyreğe göre %14'lük bir büyüme beklentisinden bahsediliyor. İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisi %9,9 oranında daraldığında ifade edelim. Bu arada tabii ekonomistlerin yorumları var. Enfeksiyonlardaki, COVID-19 enfeksiyondaki artış ve kısıtlamalar önümüzdeki süreçte risk unsuru olabilir. Üçüncü çeyrek rakamları böyle olabilir ama son çeyrekte Avrupa veya Türkiye'den gelen verileri takip ediyor olacağız. Yılın geneli için beklenti %0'lık bir büyüme ya da %0,5 bekleyen de olduğunu söyleyelim. Bloomberg gelişen piyasalar baş ekonomisti benzer nedenlerle, yani Covid dolayısıyla son çeyrekte büyümenin hız kesmesini ve yılın tamamında sıfıra yakın olmasını bekliyor. 2021 yılı için Türkiye'de büyüme beklentisi Bloomberg gelişen piyasalar baş ekonomistinin %4 şeklinde bir toparlanma olacağı yönünde. Alınabilecek yeni koronavirüs önlemleri için gözler bu haftaki bilim kurul toplantısında, ki bugün kabine toplantısına başkanlık edecek saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan çıkışta açıklama gelecek mi, onu takip ediyor olacağız ama bir taraftan da bilim kurulunun önerileri önemli olacak. Geçen haftaki bilim kurulu toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriye sunabilmemiz, bir hafta 10 günlük bir zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olacak şeklinde yorum yapmıştı. Onu da gelecek haftaki, yani bu haftaki bilim kurulu toplantısında değerlendirmiş olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları vardı. Alınmış birçok tedbire rağmen diyor, vatandaşlarımız hala kapalı mekanlarda dikkat etmiyorlar. Maske takmadıklarını görüyoruz. Buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyük şehirlerde, bunun devam ederek devam etmesi kaçınılmaz bir hale geliyor. Tedbir almaya mecbur kalacağız ve alacağız şeklinde yorumu da vardı. Dolayısıyla bugün kabine toplantısı bu bağlamda önemli olacak. Yine bilim kurulunun toplantısı da bu hafta önemli olacak. Bazı teknik analiz göstergelerine ve banka tahminlerine göre gelişmekte olan ülke varlıklarındaki rally 2021 senesinde de devam edebilir. Şimdi COVID-19 vakalarının görüldüğü ilk günlerden itibaren Mart ayı, tabii Çin'de daha önce görülmüştü, diplerdeydi genel olarak dünya borsaları. Fakat Haziran'la beraber genel olarak dünyanın tamamında azalan vaka sayılarıyla, normalleşme çabalarıyla borsaların ciddi hareketlerini gözlemledik. Dolayısıyla özellikle bu son Ekim-Kasım aylarında Türkiye borsalarında atılan son adımlar doğrultusunda mesela bankacılık endeksi %30'a yakın bir primi var. Genel endeksi %20'ye yakın bir prim oluştu. Bu noktada yorumlar var. Brezilya, Türkiye, Rusya, Macaristan, Malezya gibi ülkelerde geçmekte olan para birimlerinin 0,4 eksi ortalamadan biraz daha ucuz olduğu söyleniyor. Deutsche Bank'ın Singapur gelişmekte olan makro araştırmalar direktörüne göre Çin hariç gelişen ülkelerde tahvil ve hisse senetlerinde yabancı yatırımcı pozisyonları hala hafif ve rally sona ermekten çok uzak. Yani girişler hala hafif hafif olmasına rağmen bu şekilde devam ediyor şeklinde bir yorum var. Ve rally sona ermekten uzak denilmiş durumda. Goldman Sachs stratejistleri 18 Kasım'dan gelişen piyasa varlıklarına gelecek sene güçlü ekonomik toparlanma sayesinde gelişmiş ülke varlıklarına geride bırakabileceğine dair bir öngörüsü de vardı. Küresel hissesinin de endekslerinde karışık bir görüntü var. Bugün itibariyle geçen haftayı da bir özetleyeceğiz piyasaların tamamına baktığımızda. Yine bu hafta neleri bakacağız, birazdan detaylarını aktaracağım. Ve son olarak OPEC üyesi ülkelerle OPEC dışı bazı petrol üretici ülkelerin petrol bakanları bugün bir toplantı yapacak, bugün ve yarın. Hafta sonu resmi olmayan toplantıya göre bir uzlaşı sağlanmadı. Artık kesintilerinin uzatılması yönünde birazdan
Dubai'den Ersoy Erkazancı biraz daha bize detay aktaracak. Peki neler var? Bugün itibariyle OPEC toplantıları başlıyor. 2 gün sürecek. Hong Kong'da kuşak yol zirvesi yapılıyor. Tabii bunun detaylarını biz ilk sözde aldık. Yine bugüne baktığımızda Japonya'nın sanayi üretim verisi geldi. Yine perakende satışlar geldi. Çin'in PMI'ye beklentilerin üzerinde geldi. İyi aldık Çin'den PMI'leri. Zaten Çin hariç gelişmekte olan ülkeler, gelişen ülkelerde sıkıntılar var deniliyordu. Çin hatta büyüyecek şeklinde bir yorum da var. Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamıyla dış ticaret Ekim ayına ait verisini alacağız. Bunun dışında Almanya'da enflasyon gelecek. Yarın da döndüğümüzde Salı ve Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Mnuchin'in ve Fed Başkanı Powell'ın pandemi dolayısıyla sunumu bekleniyor, bir konuşması bekleniyor. PMI'ler gelecek yine bu hafta içerisinde. Almanya'nın işsizlik rakamını bekliyor olacağız. Çarşambaya geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nde ADP tarım dışı istihdam değişikliğinle beraber bunun dışında Avrupa tarafından da biz işsizlik rakamlarını alacağız. Yani biz bu hafta işsizlikleri alıyoruz. Aynı zamanda PMI'leri alıyoruz. Bu da önemli. Ekim ayına ait işsizlik oranı olacak Avrupa Birliği'nde. Kasım Aralık rakamları önemli olacak. Perşembeye döndüğümüzde Amerika'da işsizlik maaş başvuruları verisiyle beraber PMI'ler gelecek. Bunun dışında Türkiye'nin enflasyon rakamını alacağız biz Perşembe günü. Cuma'ya döndüğümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden işsizlik oranıyla tarım dışı istihdam verisi gelecek. 500 bin kişi bekleniyor. Yine 4.8'di Mart ayında işsizlik oranı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu da 6.8'lere yükselmişti. Dolayısıyla bakalım işsizlik oranı Cuma günü ne gelecek? Borsa İstanbul'a devam edelim hızlı bir şekilde. Endeks %1.02 düşüşle tamamladı Cuma gününü. Holding ve bankacılık endekslerinde %1.6'lık kayıp var. En çok kazandıransa taş toprak, en çok kaybettirense 2.1 ile madencilik oldu. Bunun dışında yine bu haftaya baktım, geçen haftaya baktığımızda borsa dolar euro kazandırdı. Altın yatırımcısına %3 oranında kaybettirdi. Bugün de sert düştü yalnız, %1'e yakın bir eksi var altında. Genel olarak dolara baktığımızda bugün TL dolar karşısında %0.3 değer kaybıyla başladı. Yine euro karşısında da aynı şekilde. Pariteye baktığımızda 1.1975. Tahvil faizleri tarafında orta uzun yani 5 ila 10 yıllıklar %12.3 civarında ama kısa vadeliler %13'lerin hemen üzerinde işlemlerine devam ediyor. Avrupa tarafında geçen haftada endeks birbirinden ayrışma gördük. Seyir genel itibariyle karışıktı. Bu sabaha döndüğümüzde Cuma günü kapanışlarında Londra'da 1007 prim vardı sadece. Brexit görüşmeleri var. Balıkçılık konusuyla ilgili bir türlü uzlaşı sağlanamıyor. Ve aralığın sonuna kadar vakit var. Dolayısıyla Brexit konuşmaya devam edilecek genel olarak Avrupa tarafında. Paris'te %0.56, Frankfurt'ta %0.37, İtalya'da %0.7 primle kapanışlar var. ABD tarafına geçelim. Cuma günü yarım gündü. Perşembe tatildi ABD piyasaları. Cuma günü yarım gün olmasına rağmen hacim azdı. Fakat Nasdaq'ta biz yeni rekorlar gördük. %0.92'lik bir primle 12.205. Tabii bu koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber teknoloji bağımlılığının teknoloji hisselerine yapmış olduğu destekle endekste Nasdaq'ta biz yeni rekorlara şahit olduk. Ama S&P ve Dow Jones Nasdaq'ın gerisinde kaldı. Peki bu sabah nasıl, ona bakalım. Bu sabah döndüğümüzde ABD borsalarında eksiler var. Nasdaq'taki eksiler derinleşti sabah. Biraz daha iyi görünümü vardı. Nasdaq %0.3 eksi de, S&P %0.6, Dow Jones %0.75 eksi de işlemlerine devam ediyor. Asya tarafında seyir karışıktı. Çin'den gelen veriler beklenenden iyi geldi. Dolayısıyla Çin tarafında artıdı ama diğer borsalar eksi de. KOSPI de %1'e yakın. Hong Kong %1'in üzeri, Nikkei'de %0.8'lik değer kaybı var. Geçelim MTI'ya. MTI'da göze çarpan aslında gümüş oldu, onu söyleyelim. Gümüşte sert bir düşüş görüyoruz bu sabah. Biraz da %2 civarında bir düşüş var, öyle diyeyim. Altın tarafında %1 bir gerileme var. 1800 onsun altında hızlı bir gerileme gördük. 1820 önemli bir yerdi. Sert kırdı. Kırdı kırmadı, bugün takip edeceğiz. NYMEX tarafında az önce bahsettiğim OPEC'le hafta sonu resmi olmayan toplantıda uzlaşı sağlanamaması satış getirdi. NYMEX'e %2 ve Brent petrolde %1.7'lik bir kayıpla günü başladık ama biraz daha detay almak için hemen her sabah olduğu gibi Gizem'in yanına gideceğim ben. Gizem, iyi haftalar, günaydın. İyi haftalar, günaydın. Görüntü pek hoş değil, yani daha doğrusu kırmızı karışık bir seyir.
Evet, Kasım ayı o kadar iyi bir aydı ki aslında. Bugün de son işlem gündeyiz. Dolayısıyla bitirirken hani bu primlerden çok da fazla bir şey eksilmiyor. Onlardan da bahsedeceğim zaten ama son işlem günü pek iyi başlamadı riskli varlıklar. Şöyle ki şu an Asya piyasalarında ekside olmayan bir tek Çin'in CSI 300'ü görünmekte. Ekranımızda %0.64'lük bir prim var. Nitekim bugün Çin'den PMI rakamlarını aldık, imalat PMI'ye dair. Bu veri beklentilerden iyi geldiği için şu an Asya piyasalarındaki tek artıda olan borsa Çin borsası. Kalanların hepsi ekside. Nitekim Amerika vadelilerinde gördüğümüz baskı kendisini Asya'da da hissettiriyor. Hong Kong Hang Seng %1'in üzerinde kayıpta. Tayland %1.3, Singapur %1'in üzerinde kayıpta. Güney Kore Kospi %0.9, Japonya'nın Nikkei %0.6 kadar ekside. Dediğim gibi Asya'nın tamamı ekside. Sadece imalat PMI rakamları beklentilerin üzerine gelen Çin hisseleri bugün artıda. Döviz piyasasına baktığımızda güvenli varlık arayışının biraz ön planda olduğunu görmekteyiz. Çünkü döviz içerisinde İsviçre frangı ve yen dolar karşısında değer kazanırken kalan bütün para birimleri, özellikle görece daha riskli ülkelerin para birimleri daha fazla ekside, dolar karşısında kayıpta. Tahvil faizlerinde karışık bir tablo var ama ağırlıklı olarak faizlerin düştüğü bir gün içerisindeyiz. Emtia sınıfında bakır fiyatları, çinko ve alüminyum fiyatları ve demir cevheri fiyatları artıda ve belirgin de artıda. Bakır fiyatları %3.3, çinko fiyatları %2.7, alüminyum fiyatları %2.8, demir cevheri fiyatları %1 artıda. Ama dediğim gibi bu ağırlıklı olarak Çin'in imalat PMI rakamlarının beklentilerden iyi gelmesinden kaynaklı yükselişe işaret ediyor endüstriyel metaller. Kim ekside? Bugün petrol fiyatları %2'ye yakın ekside. OPEC toplantısı ve OPEC artı üyelerinin toplantısı ve kesinti kararı, üretim miktarı kararı bekleniyor. Onun da detaylarından bahsederiz. Bu beklentiyle beraber şu an petrol fiyatları ekside. Ülke risk primleri ağırlıklı olarak düşüşe işaret etmekte. Ama dediğim gibi genel tablo bugün ağırlıklı olarak bir riskten kaçış, riskten kaçarak güvenli varlıklara talebin olduğunu gösteren bir tabloya işaret ediyor. OPEC'i konuşalım o zaman. Pek uzlaşı yoktu hafta sonu resmi olmayan toplantıda. Bugün evet. Çıkar çıkmaz takip edeceğiz. Şöyle ki burada OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerin bakanlarının arz kısıntısını uzatma konusunda anlaşmaya varamadıklarını gözledik hafta sonu itibariyle. Dolayısıyla ne tartışılıyor? Petrol arzı konusu bir kez daha görüşülecek. Küresel çapta artan koronavirüs vaka sayısını göz önüne aldığımızda arz kısıntılarının bu noktada 3 ay daha devam ettirilmesi yönünde bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu aşamada zaten karar bekleniyor dedik ama üretim miktarı zaten burada salgın döneminden sonra çok ciddi bir biçimde düşmüş vaziyette. Neden? Zaten talep yok. O yüzden de üretim kesintisi kararı almak çok normal, talebin olmadığı yerde fiyatları dengelemek için. İzleyeceğiz bu tarafı. Ama şu aşamada zaten çok da bir üretim yok. Eğer bir uzlaşamama söz konusu olursa şayet tekrar normal üretim seviyelerine dönecekler yeni yıl itibariyle. Şimdi tabii borsada bu sene değişik zamanlar hepimiz geçirdik. Koca bir yıl, sanki 5 yıl gibi geldi. Ama bu yılın en iyi ayı Kasım mı acaba? Biraz grafiğe de bakalım. Teyitler mi, teyitlemez mi? Sadece 2020 yılının değil aslında tarihin en yüksek aylık getirisini kaydetti. Burada gösterdiğim MSCI tüm dünya endeksi. Yani MSCI'nin seçtiği bütün dünya şirketleri, bütün gelişmiş gelişen ülkelerin bütün şirketleri var bu endeksin içerisinde. Ve Kasım ayına şu anki performansına baktığımızda %13.2'lik bir aylık getiriye işaret etmekte. Biz böyle bir getiriyi tarihte hiç görmemiştik. Dolayısıyla değil 2020 yılının tarihin en yüksek aylık getirisini böylece hisse senetleri Kasım ayı 2020 yılının hem de Kasım ayında kaydetmiş vaziyetteler şu aşamada. Peki gelişen ülkeler için bir bakalım istersen. Gelişen ülkelerde hem hisse senetleri için hem de para birimleri için aslında bütün varlık sınıfları için iyi bir ay oldu. Ve hani uzunca bir zamandır görmediğimiz kadar iyi bir ay oldu aslında. Ekrana getirdiğim tabloda da bu sefer sadece gelişen ülkeler var. Ne gösteriyor bizler için? %11,5 kadar Kasım ayında aylık getiri sağladığını göstermekte. Ve biz en son bu kadar aylık bazda kazanım sağladığı bir 2016 yılında tanık olmuştuk. 2016'dan bu yana geçirdiği en iyi ayı geçiriyor şu an gelişen ülke hisse senetleri. Para birimlerinde de benzer bir tablo var.
var. Çok uzunca bir zamandır dolar karşısında bu kadar aylık bazda kazanım elde etmemişlerdi. Bir de bu tabloyu mesela Borsa İstanbul üzerinden gösterdim. İlerleyen grafiklerimizde o var ama daha da mantıklı bir kıyaslama yapabilmek için MSCI Türkiye üzerinden tabloyu söyleyeyim. Bizim kendi MSCI Türkiye'nin primi %20'ler civarında. Dolayısıyla biz aslında Kasım ayında bu kadar iyi performans sergilemiş olan gelişen ülkeleri de yenmiş vaziyetteyiz. Onu da söyleyebilirim ayrıca. Ve büyüme gelecek bugün. Siz bir anket yaptınız. %5,5 bir medyan vardı beklentide. Evet, bugünün konusu hatta hafta içerisinde bizim takip edeceğimiz en önemli veriden bir tanesi büyüme. Onu da bugün alacağız. Haftanın geri kalanında da enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi bizim yaptığımız ankette 20 kurumun katılımıyla beraber %5,5 olarak oluştu. En düşük tahmini veren kurum %3,5'luk bir büyüme bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan da %7,1'lik bir artış bekliyor. 2020 yılının geneli için büyüme beklentisine baktığımızda medyan tahmin %0,2 olarak gerçekleşti. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bu anketi mesela ikinci çeyrek için yaparken 2020 yılının tamamında sınırda olsa bir daralma beklentisi vardı. Bu anket döneminde büyüme de pozitif beklentiye geçti. 2020'nin tamamı için söylüyorum. Ama yine de 2020'nin tamamında daralma bekleyen de var. %0,6'lık bir daralma bekleniyor en düşük tahminde. En yüksek tahminde 2020 yılını %1 oranında büyümeyle kapatabiliriz şeklinde yorumlar geldi. Bugün Reuters'a bazı yorum haber vardı. Bu dolar endeksi dolarla ilgili. İşte Biden'ın gelmesi dolar tarafına daha değer kaybına sebebiyet verir vermez hikayesi konuşulmuş herhalde derken yorum haberlerde bunlar gördüm ben. Dolar endeksi de hangi sene? 2019'un buradan almışsın. En düşük yerlerinde şu an. Şu an itibariyle evet dolar endeksine düşün devam ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu riskten kaçma algısıyla beraber özellikle salgının en derin olduğu işte bütün varlıkların satıldığı dönemde Mart ayında zirveyi görmüştü. O günden bugüne de %10 kadar bir değer kaybına işaret ediyor. Ben Cuma günü birkaç tane rapordan bahsetmiştim. Doların daha da düşüşünün devam edeceğini söyleyen 3 tane büyük uluslararası banka var aslında. Bunlardan bir tanesi Goldman Sachs, bir diğeri Citi, bir diğeri de ING Group. Mesela Citibank 2021 yılı boyunca dolar endeksinin %20'nin üzerinde değer kaybetmesini bekliyor. ING işte %6'lık bir değer kaybı daha olacak diyor. Goldman Sachs da benzer bir şekilde. Yani üçünün de ortak kanaati doların değer kaybına devam edeceği yönünde. Ama burada temel bir varsayım var. O da şu, dolar değer kaybedecek diyorlar ama burada aşının bulunacağı ve salgının 2020 yılı gibi olmayacağı yönünde bir beklenti var. İyimser beklenti. Evet, 2021 yılı iyi olacak diyorlar. Aşı bulunacak diyorlar. O yüzden de ekonomi tekrar toparlanacak diyorlar. Zaten hazır bolda bir likit de kalacak elimizde şimdilik. O yüzden de bunun ağırlıklı olarak diğer varlıklara yöneleceğini düşünüyoruz. Bu ortamda biz doların değer kaybetmesini bekliyoruz demişler. Hatta bu saydıklarımdan bir iki tanesi de sadece doların değil genel itibariyle Amerikan varlıklarının tamamının değer kaybedeceğini düşünmüşler. Çünkü mesela diyorlar ki örnek veriyorum Amerikan tahvilleri enflasyonun altında bir getiriye işaret edeceği için önümüzdeki dönemde oradan da çıkış olacak. Hatta belki diğer ülkelerin de Amerikan varlıklarında yatırımları var, ellerinde tuttukları var. Onları da ellerinden ülkeler de çıkartabilir demişler. Evet. Aynı şekilde Amerikan hisseleri için de benzer bir durum söz konusu. Çünkü her şey iyiye döndükten sonra onlar bu sefer fazla değerli kalacaklar. O yüzden yatırımcı daha fazla getiri arayışıyla beraber Amerikan varlıklarının tamamından çıkabilir, diğer varlıklara yönelebilir, diğer ülkelere yönelebilir şeklinde beklentiler vardı. Beklentiler arasında tabii gelişen ülkelere de akış devam edecek, daha hafif bir ralliyi tam görmedik diyen de var. Söylediğini teyitliyor aslında. Gelişmekte olan ülke para birimlerine de bir bakalım. Şimdi bugünün tablosuna baktığımızda Tayvan doları yukarıda %0,53 kadar dolar karşısında arttı ama kalan para birimlerinde genel itibariyle zayıf bir seyir söz konusu. TL tarafında da %0,28'lik bir kayıp görmekteyiz. Gelişen ülkeler için hani çok dramatik bir kayıptan ya da çok primden bahsetmiyoruz işin açıkçası. Ama bugün doların genel itibariyle o riskten kaçış havasıyla beraber biraz rağbet gördüğü bir gün. Türk varlıkları özelinde konuşmak gerekirse bugünkü saat 15'teki kabine toplantısının öncesinde özellikle borsa için söylüyorum tabii. Anayasanın genel kanaati risk alma iştahı biraz düşük kalabilir bugün itibariyle şeklinde beklentiler var. Peki hisse senedi piyasasına gelelim. Türk hisse senedi piyasasında durum ne Kasım ayı?
Bizde TL cinsinden BIST 100 endekse baktığımızda Kasım ayının şimdiye kadar geçen süreçteki primi %19.45. Biz de bu tabloyu en son 2009 yılında görmüştük. Şurada bu kadar fazla bir prim kaydedildiği olmuştu. Dolayısıyla BIST 100 için konuşmak gerekirse 2009'dan bu yana Kasım ayı gördüğümüz en iyi ay. Az önce de bahsettim. Eğer tüm dünyayla kıyaslamak istiyorsak en mantıklı kıyaslama MSCI Türkiye üzerinden. Orada da dediğim gibi %8, %9 kadar zaten benzer ülkelerden daha iyi performans gösterdi Türk hisseleri. Tabii son zamanlardaki bu normalleşme adımlarının etkisiyle herhalde, değil mi? Biraz evet daha. Ama bu bizim hani tarihimizdeki nadir hani bu kadar yüksek primlerden bir tanesi. Hem böyle açık ara yendiğimiz, hem bu kadar fazla aylık bazda getiri sağladığımız. Dolayısıyla gerçekten de Kasım 2020 iyi geçti diyebiliriz Türk varlıklar özelinde. Gizem, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gelecek zaten. Birazdan siz de özel yayınlara geçeceksiniz. Biz hemen Cem'e dönelim. Cem Tözge karşımda. Cem, iyi sabahlar, iyi seanslar dileyerek başlayalım. Şimdi genel olarak sen Gizem'i de dinle. Gelişen ülkelerde iyimser bir hava hakim gibi gözlemleniyor ama biz bu haftayı nasıl geçiririz? Sence devam eder mi bu hareketler? Evet, herkese yaptılar günaydın. Dediğin gibi yani geçtiğimiz esasında haftadan olumlu bir tablo devralıyoruz. Yani buradaki tabii aşı iyimserliği ve önümüzdeki süreçte özellikle Fed'in ekstra varlık alımları konusunda yeni hamleler yapabilme ihtimalinin artmış olması piyasalarda doların değer kaybına ve riskli varlıklardan alışların devam etmesine sebebiyet vermişti. Bu sabah baktığımızda bir miktar tabii yurt dışında kar satışı olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar Çin tarafındaki veriler umut vaat etse de Amerikan vadelerinde bir miktar satış baskısı görüyoruz ki biz şu anda bunu normal dinamiklerde bir kar satışına bağlıyoruz. Çünkü unutmayalım, siz de biraz önce verdiniz, Kasım ayı boyunca özellikle riskli varlıklar ve borsalarda çok ciddi primler görülmüştü. Bunun bir miktar geri çekilmesi olabilir ve bu hafta tabii bu hastalıkla ilgili özellikle bu kapanmalar, yani özellikle Amerika tarafındaki artan vaka sayılarının makro verilere yansımasını çok daha net gözlemleyeceğimiz bir haftaya daha başlıyoruz. O bakımdan veri bizde olduğu gibi yurt dışında çok yoğun, özellikle Amerika'daki ISM verisi ve tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek veriler gibi gözüküyor. Tabii bu hafta Powell'ın yapacağı kongre sunum ve burada özellikle bu 15-16 FED toplantısı öncesi olası piyasaya vereceği ya da kongreye vereceği bir miktar yani bu aksiyonla ilgili mesajlar da yakından takip edecek. Tabii bunun yanında da OPEC toplantısını merakla bekliyoruz, özellikle petrol fiyatlarının seyri bakımından. Altın sert bir kayıp gördü. Sert dediğim yani uzun zamandır bu kadar günlük bazda tabii alımlar oluyordu ama işte 1820'deki o önemli seviyenin altına hemen 1770'lere doğru bir geri çekildi. Altın yatırımcısını geçen hafta %3'lük kayba sebebiyet verdi zaten. Altın beklentisi tabii merak ediliyor. Altın yatırımcısı yüksekten de alanlar da var. Evet, dediğin gibi altın ve gümüş şu anda hani piyasanın en zayıf halkaları haline gelmiş durumda. Çünkü burada tabii aşı haberleri güvenli limanlardan riskli varlıklara geçişi arttırdığı için şu anda altın başta dediğim gibi gümüş, yani değerli metaller bir miktar negatif ayrışmaktalar ki bazı metaller bu sabah baktığımız zaman yine yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. İşte alüminyum, bakır gibi endüstriyel metaller burada yükselirken altın geri çekilmeye devam ediyor. Tabii burada altında 1800 seviyesi önemli bir seviyeydi. Burada 200 günlük hareketli ortalama bulunuyordu. Buranın da geri gelmesiyle teknik bazı işlem yapan hem fonlardan hem de yatırımcıların altın satışlarını görmekteyiz. Burada tabii belli bir sürede altın üzerindeki baskı devam edebilir ama genel trend olarak orta ve uzun vadeli trendde hala bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar işte analistin dediklerine göre 2021 yılı riskli varlıklar için olumlu bir senede olma adayı olsa da şunu unutmayalım. Emtialardaki ve ekonomik toparlamalar eninde sonunda bir şekilde şu anki deflatif ortamın bir miktar enflasyonist ortama dönmesine sebebiyet verebilir ki bu da yüksek bir kitleyle ve artmayan faizlerle bir anı düşünüldüğünde orta ve uzun vadede altın fiyatları üzerinde olumlu yönde etki yaratacaktır ama kısa vadede altındaki satış baskısı devam edebilir diye düşünmekteyiz. Son olarak büyüme ne bekliyor Ata Yatırım? %5 civarı, yani de piyasaya paralel beklenti içinde. Yıllık bazda? Yıllık bazda hani sıfır ya da çok hafif üstü olabilir.
Yani piyasa paralelinde bir beklentimiz var diyebilirim. Hem üçüncü çeyrek hem de yıllık bazda büyüme olarak. Cem, teşekkürler. Kolay gelsin. Ankara'ya dönelim. Önemli toplantılar var bu hafta çünkü. Bugün de dahil olmak üzere merak edilen ve hepimizi ilgilendiren Olcay karşımda. Olcay, iyi haftalar diliyorum. Şimdi kabine toplantısı zaten önemli madde. Bunun dışındaki detaylar nedir Ankara'nın gündeminde yer alan? Günaydın, günaydın Zeliha Saraç. Zeliha Saraç, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Cuma günü koronavirüse karşı yeni önlemler almaya mecburuz açıklaması sonrasında bugünkü Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı bir kat daha önem kazandı diyebiliriz. Saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Kasım'a ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre 29.281 yeni vaka tespit edildi. 185 kişi yaşamını yitirdi. Peki bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesinde koronavirüsün yayılmasına karşı ne tür önlemler alınabilir? Ankara'da konuşulan konu aslında bir haftadır falan bu konu gündemde. Sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilebileceği yönünde. Tam kapanma olasılığı ekonomik gerekçelerle daha zayıf bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık kısıtların, hafta sonu kısıtlarının nispeten genişletilebileceği, belli illere girişlerde filan kısıtların gündeme gelebileceği konuşuluyor. Erdoğan akşam saatlerinde de Ukrayna Başbakanı'nı kabul edecek. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesinde geçen hafta TÜSİAD ve TOB'la yapılan görüşmelerin çıktılarının değerlendirilmesi, reform konusunun da ele alınması bekleniyor. Bu hafta aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı ve Adalet Bakanı'nın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün MÜSİAD'da da bir toplantı yapması bekleniyor. CHP-MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında saat 12'de video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Zeliha Sıraç, bugün ayın son günü. BOTAŞ 1 Aralık'tan geçerli yeni doğalgaz fiyatlarını belirleyecek. Kış ve soğuklar bastırdığı için tüketim ciddi miktarda arttı. Doğal olarak herkesin de kesesine yansıyor. Ankara'da örneğin 1 metreküp gazın fiyatı 2 lira. Günlük 10 lira yakılması durumunda 20 lira, aylık 600 lira civarında. Dolayısıyla bugün BOTAŞ'ın belirleyeceği ve açıklayacağı fiyatlar son derece önemli. Ben sektörle konuştum. Sektör bu ay için herhangi bir değişiklik beklemiyor. Bunu izleyen saatlerde göreceğiz. Önemli bir konu yine Ankara ile ilgili. Ankara uzun bir süredir yeni otobüs alımı konusunda girişimler vardı. Bu dış krediyle yapılacaktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Lütfü Elvan tarafından devralması sonrasında 6 ya da 7 aydır bekleyen dış kredi onayı nihayet çıktı. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi bu dış krediyle yaklaşık 50 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yeni otobüs alacak. 280-300 civarında yeni otobüsler. Bunlar hatlarda hizmete verilecek. Son bir gelişme, uçak ve şehirler arasında uçak ve hızlı tren kullanan vatandaşlarla ilgili. TCD'de demir yollarının, affedersiniz, Türk Hava Yolları'nın millerinden demir yollarında bilet alınması yönünde bir çalışma yapıyor. Bunun için bir yazılımın hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar önemli bir aşamaya geldiğini duydum. TCD yetkilileri yazılımın tamamlanmasından sonra Türk Hava Yolları millerinin hızlı tren bileti alınmasında da alınması aşamasında da kullanılabileceğini söylediler. Bu konuyla ilgili gelişme oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Benim şimdilik Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. Söz Zeliha Saraç'ta. Teşekkürler Olcay. Ve biz de hemen Asya tarafına, Dubai'ye gidelim. Oradaki rakamları almak adına, dediğim gibi Çin'deki veriler iyiydi. Bir de OPEC toplantısında ne gibi sonuç bekleniyor? Ersoy Erkazancı. Ersoy, iyi sabahlar, iyi haftalar tekrardan. Nedir şimdi son oluşan rakamlar? Çin hariç diğer bölgelerde satış ağırlıklı gibi görünüyor bugün için. Evet Zeliha, sabah da böyle söylemiştim. Çin hariç kıpkırmızı ekranlar var burada. Bu arada satışlar daha da arttı. Çin'in artısı ile ise azaldı. Bugün biraz riskten kaçtığımız bir günü yaşıyoruz. Artık bu rally'nin sonuna mı geldi, soru işaretleri, konuşmaları biraz başlamış gibi gözüküyor. Niye Çin hariç diyorum? Çin'de PMI verileri, Kasım ayı rakamları çok iyi geldi. İmalat 52.1, geçen ay 51.4'tü. Hizmet PMI'yi de 56.4 geldi. İmalat PMI'yi son 3 senenin en iyi rakamı. Japonya'da da sanayi üretimi beklenenden iyi geldi ama Japonya bugün eksiydi, 0.79 eksiyle kapattı. Tüm Asya Pasifik borsasında neredeyse %1'in üzerinde eksiler var. Hong Kong'da okullar kapatıldı. Asya tarafında biraz
koronavirüs tedbirlerinin arttığını görüyorum. Çin'de piyasaya 30 milyar dolarlık ek likte verildi. Bu dikkat çekti. Bir de Amerika bu kara listesine iki şirketi daha ekledi. Semik bu en büyük çip üreticisi, Knokta en büyük petrol üreticisi Çin'in. Yani Amerika-Çin gerginliği hala devam ediyor ama işte Biden görevi aldıktan sonra ne olur? Bunlar Trump yönetiminin verdiği kararlar mı? Soru işareti bir taraftan devam ediyor ama genelde eksiler fazla. Petrol tarafında da eksiler var Zeliha. OPEC artı toplantısı dün resmi olmayan bir toplantıyla başladı. Bugün ve yarın uzaktan olacak, online olacak alıştığımız üzere. Burada ne bekleniyor? Aslında kesintilerin 3 ay uzaması bekleniyor. Ama niye eksi oldu fiyatlar? Çünkü bazı üyeler karşı çıkıyor. Örneğin Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri artık bu üretim kesintilerini durduralım. İşte 1.9 milyon varillik ek üretim gelebilir Ocak ayının başına itibaren. O yüzden karışık bir görüntü olması biraz petrol fiyatlarını da aşağı çekti. Bu iki gün içinde bu kararı da hep birlikte takip edeceğiz diyeyim. Sözü sana aktarayım. Zeliha. Ersoy'a teşekkür ediyorum. Biz de kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Her sabah olduğu gibi info yatırıma doğru ilerliyoruz. Araştırma müdürü İsmail Güner karşımızda. İsmail, nasıl bir beklentiniz var bugün? Birazdan büyümeyi de alacağız. Evet, günaydın Zeliha. Piyasalara baktığımızda bugün yurt dışında satıcılı bir seyirin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle vadeliler tarafında. Borsa İstanbul'da da bugün muhtemelen satıcılı bir seyir olacak. Vadeliler şu anda %1'i yakın bir ekside. Açılış gösterdi. Genel olarak baktığımızda bugün veriler açısından senin de bahsettiğin gibi büyüme verisi yurt içinde 3. çeyrek büyüme verisi gelecek. Yaklaşık 5-5,5 aralığında bir büyüme beklentisi var. Yine dış ticaret dengesi verisi bekleniyor. Yurt dışı tarafında ise Almanya tarafında enflasyon verisini ve Amerika tarafında Chicago PMI verisi takip edilecek. Genel olarak küresel piyasalara baktığımızda risk iştahının yüksek olduğu bir süreç içerisindeyiz. Bununla birlikte geçen hafta 1,5 günlük tatile rağmen Amerika tarafında endekslerde bu tarafta rekor kapanışlar yaşandığını gördük. Özellikle seçim havasının bitmesi, Trump'ın burada seçimleri biraz daha kabullenmesi piyasaları biraz daha rahatlatmış görünüyor. Özellikle Amerika tarafında. Bu da küresel piyasalarda biraz daha risk iştahını arttırmış görünüyor. Aşağı haberlerinin de olumlu gelmesiyle birlikte. Dolar tarafında da dolar endeksi şimdilik 92 seviyesinin altında 91.70 seviyesinden işlemler geçiyor. Burada özellikle dolar endeksinin aşağı yönlü seyri euro dolar paritesi tarafında da yukarı yönlü direnç seviyelerinin kırılmasında etkili oluyor. 1.19.40 seviyesinin kırılmasıyla birlikte şu an için 1.20 direnç seviyesi hedeflenmiş görünüyor. Altın tarafında da ons altında da şu an için aşağı haberlerin iyi gelmesi ve paranın riskli varlıklara kaymasıyla birlikte özellikle 1850 dolar seviyesinin kırılmasıyla birlikte şu anda 200 günlük ortalamanın geçtiği 1800 doların da altında işlemler görülüyor. Bu seviyenin altında kalındığı sürece dolar altın tarafında biraz daha aşağı yönlü seyir gözlenebilir. Yurt içinde de baktığımızda vaka sayılarının artmasına rağmen bizde de Borsa İstanbul tarafında geçen hafta rekor bir seviyeler görüldü. 1351 seviyesi. Fakat bu seviyenin üzerinde çok fazla tutunamayarak kar realizasyonları gelmişti. Şu an için genel olarak aşağı haberlerin iyi gelmesine rağmen bugün biraz daha yurt dışı piyasaların da etkisiyle birlikte satış ağırlıklı bir seyir görüyoruz. Burada genel olarak dolar TL paritesinde yukarı yönlü baskılanma olmadığı sürece 8 seviyesine yaklaşacak bir hamle görmediğimiz sürece Borsa İstanbul tarafında olabilecek düşüşleri şimdilik kar realizasyonu olarak değerlendireceğiz. Burada 1300 seviyesi bizim için önemli bir destek. Bu seviyenin yaklaşabiliriz bugün ama buranın altında biraz daha düzeltmenin dozu artabilir. Evet. Ama genel olarak büyük bir bozulma beklemiyoruz. Hı-hı. Şu an için yurt dışı piyasalara paralel
realizasyonların ön plan çıkma ihtimali yüksek görünüyor. İsmail Güner, teşekkürler. İyi seanslar. Evet, siz de gördünüz. Viyopa çalışını gerçekleştirdi. %1'e yakın eksisi var, ancak TL hem dolar hem euro karşısında değer hafif hafif değer kazanmaya başladı. Sabah %0.25'lik bir değer kaybıyla başladığını hatırlatarak yatırım bültenini sona erdirelim. Saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Birazdan da saat 10 gibi büyüme rakamlarını alacağız.